Bildiklerimi bilgisiyle unutturan insan. Kızılcahama gelip burada göreve başladıktan sonra bizde de programa katıldı. Kim o? İlçe vaizimiz Sayın Eyüp Ayaz. Bildiklerimi bilgisiyle unutturdu bana. Daha doğrusu konuşurken onun o lisanı, o konuşma tarzı, o konuşmasındaki akıcılık benim zihnimi durdurdu. Onun için kendisini bir tebrik edeyim. Hoş geldin. Estağfurullah. Hoş bulduk. Cuma sohbetlerindeyiz. Cuma sohbetlerinin konusunu böyle açalım dedik. Evet. Ama sıfırlanmış bir zihinle karşındayım hocam. Güzel. O usta önceden şimdi Hacı Bektaş-ı Veli'nin ölüm yıl dönümünü kutluyorlar ya. Evet. Ahi Evran, Ahi Evran, Ahilik Teşkilatı falan, bu vesileyle de anmış olalım. Ahilik Teşkilatı'nda bir çocuk loncaya girip çırak olmak istediği zaman ustası ona bir şey biliyor mu bilmiyor mu diye sorarmış. Biliyorsa önce bildiklerini unutturmayla başlarmış. Bilmiyorsa tamam başlayabiliriz dermiş. Yani yarım bir bilgiyle ya olmaz. Devam edilmez diye. Yani o yüzden bir sıfırlanarak geldiyseniz iyi. Sıfırlanarak geldim. Dedim ya işte bildiklerimi bilgisiyle unutturan insan. Estağfurullah. Ama estağfurullah. Öyle. Şimdi şöyle. Bildiklerimi teyit ettirmek amacıyla bir program yapmamak lazım. Evet. Yani o zaman da karşılıklı kafa sallamaya benzer. Aynen. Siz konuştuklarınızla beni yeniliyorsunuz. Yeniledikçe ben kendimi sıfırlıyorum. Ne güzel. Şimdi Rabbimize hamdü senalar olsun. Şükürler olsun. Bizlere bu nimetleri, bu fırsatları, bu imkanları nasip ediyor. Vesile olanlardan da Allah razı olsun. Sizler de bunlardan bir tanesisiniz. Vatandaşlarımıza, kardeşlerimize her perşembe akşamı dilimiz döndüğü kadar, dağarcığımız, dimağımız yettiği kadar Cuma sohbetleri başlığı altında lisan-ı hal ile kendimizi anlatmaya, bildiklerimizi aktarmaya, duygu ve düşüncelerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bu güzellikler, bu nimetler gerçekten kadri kıymeti bilinmesi, takdir edilmesi gereken hususlar. Ama burada İbn-i Rüşd'ün bir sözü vardır. Çok kendime ilke edindiğim, şiar edindiğim bir şey. Hasılı tahsil ile iştigal etmek kadar abes bir iş yoktur der. Yani mevcut olanı, var olanı tekrar tekrar, hani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok derler ya. İki kere iki dört. Dört Nizamettin. Evet dört hocam. İki kere iki dört değil mi? Dört. Evet Nizamettin Bey. Gibi bir program bize bir şey vermiyor. Buna biz totalite diyoruz. Kısır döngü. Ama düşünce dediğimiz şey bir akar su gibidir. Yani düşüncelerimizi, sohbetlerimizi, konularımızı, konuşmalarımızı bir akar su kıvamında tutabilirsek birbirimize bir katkısı olur. Ama bir durgun gölet misali aynı şeyin etrafında dönüp durursak o zaman içerisinde kokuşmaya başlar, sığlaşmaya başlar, verimsiz hale gelir ve yanında durulmaz bir hal alır bu sefer. O yüzden elimizden geldiği kadar hem vaazlarımızda hem bu sohbetlerimizde izleyicilerimize yeni pencereler açmaya, yeni pencerelerden bakmaya, yeni yorumlar getirmeye, hayatımızda var olan her zaman gündelik hayatta yaşadığımız olaylara, problemlere, sıkıntılara ya da hüzünlere ve sevinçlere farklı bir boyut katmaya, kazandırmaya çalışıyoruz diyelim kısacası. Öğlen vaazınız, gelip dinleyemedim. Evet. Ne konuştunuz? Gelip dinleyecektim ama. Öğlen vaazlarımızda dedik ya, belirli bir konumuz, temamız vardır ama bu temamız biraz da cemaatimizin bize olan iştiyakına, iştirakinden ziyade iştiyakına, heyecanına, hevesine, katılımına göre değişir. Bugün İbrahim Suresi 31. ayeti okumaya çalışmıştık. Hem de bir cenaze merasimi de vardı. O vesileyle 31. ayet-i kerimede Yüce Allah doğrudan birinci muhatap olarak peygamberi alıyor. Ey peygamber kul emriyle başlarken
Ama doğrudan ve ikinci muhatap olarak da bizi dikkate alıyor. قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً der. Orada Allah'ın kullarının bir özelliğinden bahsediyordu. Onu açıklamaya çalıştık. Bunlardan bir tanesi imandı. Bizim bugünkü sohbetimizin konusu da iman ve özgürlük. Evet. Konuyu i̇şte ben girmedim insanı, konuya ama siz girdiniz. İman ve insanı özgürlük. İnsan yapan, insanı özgür yapan, insanı özgün yapan aynı zamanda. Özgürle özgünlük farklı tabii. Farklı tabii. Evet. Özgün olmak, kendine has olmak. Evet. Özgün yapan, özgür yapan, insan yapan, kamil yapan başlıca ve olmazsa olmaz unsur belki imandır. İlk akla gelecek şey imandır. Allah biz varlıkları insan olarak yaratıyor. Dişil ve erkek olarak bir bütünün iki parçası halinde. Ama bu insanlığımızın kemale ermesi tıpkı zarf mazruf misali. Yani şu bir telefon vardır, bir de bu telefonun kılıfı vardır. Bu telefonu dışarıdan gelebilecek tehlikelerden, tehditlerden, zararlardan korumak için daha uzun ömürlü olabilmesi için, daha sağlıklı çalışabilmesi için bir kılıf koyuyoruz. İşte insan bu telefonun kendisi. Kılıf ise iman. Bu iman olmazsa bu telefon sağlıklı, İş yazılımı ne hocam? İş yazılımı? Bu iç yazılımı bunun ne diyelim buna? İnsanı kamil olmak, halife olmak iç yazılımında. O zaman yani fonksiyonunda bu var. İlmimiz var, kodlanmış bir bilgi var bizde o zaman. Tabii Allah Adem'e Esma'yı öğretti diyor ayet-i kerimede. Peki o kodlanmış bilgi imanla mı ortaya çıkar? Bu bilginin gerçek fonksiyonuna erişmesi ancak imanla mümkün İmanla olur. İmanla ya. Allah bütün kullarına potansiyel olarak bilebilmeyi, bildiğini ifade edebilmeyi, beyan edebilmeyi vermiştir. Burada hep şu soruyu soruyor. Edison cennetlik mi değil mi? Gibi. Şimdi burada kimin cennetlik ya da cennetlik olup olmadığı bizim konumuz değil. O Allah'ın takdiri. Bizi de ilgilendirmez değil mi? O Allah'ın, bu soru bir yanlış soru değil mi? Yanlış ve yanıltıcı, çeldirici bir soru. Yanıltıcı tabii ya. Burada önemli olan şu. Allah bizden salih amel işlememizi istiyor. Salih amel konumuz iman ve özgürlük ama yeri gelmişken buna da değinmiş olalım. Salih amel şu üç şey bir arada bulunursa gerçekleşir. İyi, doğru ve güzel bir arada bulunursa. Bir ampulü bulmak iyi bir şeydir. Doğru. İşte bir hastane yapmak iyi bir şeydir. Bir icat, bir buluş ortaya koymak, bir eser ortaya koymak iyi bir şeydir. Ama ortaya koyduğumuz bu eseri güzelleştiremezsek, bir güzellik katamazsak. Kimin adına yaptığımız da önemli mi? Ve buna bir doğruluğunun kaynağını da biz dinden, tevhidden alamazsak o zaman bu salih amel olarak kayda geçmiyor. Kendi şahsına münhasır bir amel. Evet. Kendi karını düşünerek yaptığı bir amel. Aynen öyle. Şimdi salih amel diyoruz. Bir dere yatağına yaptığınız hastanenin ya da insanların hayrına, faydasına olmayan bir eserin eser olarak kendisi belki iyi bir şey yapılmış olabilir. Evet, görünüş olarak ama. Neticede bir hastane yaptınız. Ama doğru yapmadınız. Bu hastaneyi doğru yaptınız. Evet, yeri de güzel. Fizibilite olarak güzel bir yere yaptınız. Ama insanlar burada çok mağdur oluyor. Yapısal olarak güzel yapamadınız bunu. İşletmeyi doğru dürüst güzel yapamadınız. Kurgulayamadınız. İyi, doğru ve güzel bir arada bulunması gerekiyor. İyi biz örfümüzden bulabiliriz. Kendi gündelik yaşamımızdan iyi çıkartabiliriz belki ama doğruyu ve güzeli iman ve ahlak olmadan ortaya çıkaramazsınız. Şimdi o iyi, güzeli ve doğruyu ortaya çıkarmak için menfaatlerimiz üzerinden mi bakacağız? İman üzerinden baktığımız zaman da hayat üzerinden veya yaşadığımız hayat üzerinden bakmak icap ediyor gibi geliyor. Ben şöyle söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın sıklıkla Müslümanlara hitap ederken yapmış olduğu uyarıların ve emirlerin başında takva geliyor. İttekullah diye kavramdaki bu Allah'tan korkma, takva sözcüğü. Bu imanın ve özgürleşmenin temelinde var olan bir unsur.
Allah korkusu bizim gündelik hayatımızda başat bir rol oynamadığı sürece, yapmış olduğumuz eylemlerin hiçbirisinde belki günübirlik o gün günü kurtarma adına bir netice elde edebiliriz ama uzun vadede işin nihayetinde ahiret yurdunda biz Allah korkusuyla yapmadığımız hiçbir işten bir karşılık, bir bereket, bir feyiz, bir hayır, bir fazilet, kurtuluş elde edemeyiz. Allah bize bunu koyuyor. Bunu yeter, Allah bunu korkusu. Bilmek yeter. Edison'u o zaman orada tanımlamaya kalkmamak lazım. Bunu bilmek yeter. Konu Edison ya da herhangi birisi değil yani. Sadece hani örnek olarak verdik ya. Edison'un ne yaptığı, nasıl yaptığı değil. Bizim bu bakış açımız, takvamız üzerinden bakarsak Allah değerlendiririz korkusu. Şöyle. Peki bu Allah korkusu nasıl bir şey? Nasıl bir duygu, nasıl bir hal, nasıl bir durum? Özgürlüğe de girer bu. Evet. Allah korkusu benim annemden babamdan korkmam gibi bir şey mi? Ya da sizin bana vereceğiniz bir zarardan çekinmem mücerret gibi bir şey mi? Çıkmış bir şey yok orada da bir kayıp bu, var. Bu Allah insanın fıtratında var olan iki temel duyguya sesleniyor Kur'an-ı Kerim'de özellikle. Bunlardan bir tanesi korku duygusu, bir tanesi de ihtiyaç, rızık koru. Hep infak ve rızık birlikte gelir. Namaz ve infak birlikte gelir. İman ve infak birlikte gelir ayetlerde. İhtiyaç, insan muhtaç bir varlıktır. Ve insan aynı zamanda zayıf olmasından dolayı da korkan bir varlıktır. İmam Gazali öyle der. İnsanın mahbubu evveli zatıdır. Yani kendisidir. İlk ve öncelikle en çok sevdiği varlık kendi zatıdır. İnsan bu mahbubu evveli kendi zatı olduğu için de ölümden korkar ve kaçar. Varlığının kaim olmasını, daim olmasını arzular her zaman. Evet hocam, güneşten kurtardım seni. Estağfurullah. Allah güneş demişken şimdi hatırlatın bir şey daha sizinle paylaşmak istiyorum. İnsanın mahbub evveli zatı olduğu için İmam Gazali öyle söyler. Zatının kaim ve daim olmasını ister. İnsanda ebedi yaşamak, sonsuzluk duygusu vardır ve kendisini sonsuz kılma. Halid. Halidine fiha sözcüğü Kur'an-ı Kerim'de bu yüzden karşımıza sık sık çıkar. Cennetliklerin şeytanın da en çok, iblisin de en çok dokunduğu yerler değil mi? Sonsuzluk değil mi? Ebedilik. Evet. Yani bu meyveden yerseniz ebedi olursunuz demişti. Bir de mükemmellik. Evet. Kusur aramamak kendinde. Bu zaten mükemmellik ya da kusursuzluk bu sonsuzluğun bir süreç içerisindeki sebebi olduğu için. O yüzden bu kaim ve daim olma duygusu insanı kaybetme ve kaybolma, yok olma tehdidine, unsuruna karşı da hep korkak, aceleci, pısırık, hırslı, haris ve gafil hale dönüştürüyor. Bunlar özgürlüğü kaybetme nedeni. Tabii ki. Siz o zaman korktuğunuz şeylerin esiri oluyorsunuz. Siz kaçtığınız şeylerin esiri oluyorsunuz. Siz kazanma arzusunda olduğunuz şeylerin esiri oluyorsunuz. Ya da siz sahip olduğunuz şeylerin mağduru, mahkumu ya da muzdaribi oluyorsunuz. Ama bunun temelinde Allah diyor ki Allah'tan korkun diyor. Öncelik bu. Yani her şeyin temelinde Allah'tan bir kaygı duymak, Allah'ın rızasından bir kaygı duymak, Allah'ın rızasını arzulamak. Burada Allah korkusu bize ne kazandırıyor? Yaptığımız her şeyin temelinde öncelikli ve en önemli unsur olarak ben bu işi yaparken Rabbimi razı edebilir miyim? Rabbimin rızasını kazanabilir miyim? Rabbimin mağfiretine erişebilir miyim? Rabbimin rahmetine erişebilir miyim? Peki eriştiği zaman ne olur o? Onu eriştiği İman, zaman hisseder zaten. İmanın lezzetini alır. Özgüvenini, cesaretini, özgürlüğünü elde eder. Şimdi insanlığın bugün çağımızda mesela sosyal medyanın bize vermiş olduğu zararların başında ne geliyor? Fenomen olma duygusu değil mi? Beğenilme duygusu. Görülme arzusu. Özgürlük de bu gider mi? Tabii ki. Görülme ve gösterme arzusu. Mahremiyetinizi kaybediyorsunuz, özgürlüğünüzü kaybediyorsunuz, hürriyetinizi kaybediyorsunuz. Artık o beğenenlerin arzusuna göre hareket ediyorsunuz. Çünkü o beğenilerin arzusuna, beğenilerin doğrultusunda hareket etmezseniz
yaptığınız ikinci bir harekette istediğiniz o beğeni sayısını elde edemeyeceksiniz. Mükemmellik yani, burada devreye giriyor. Sen mükemmelsin. Yani ama size öyle değilsin. Şimdi o zaman insanı bir de Allah korkusu ya da Allah rızası diyelim, insanın özgürlüğüne katkısı ikinci bir boyut olarak dünyadaki arzu ve isteklerini sınırlama, sınırlandırma, yönetme alanında da ortaya çıkar. Kendini yönetmek mi? Yani burada sizi israftan alıkoyar. İhtiyacınız olmaz, o ihtiyacınızdan fazlasını tüketmekten sizi alıkoyar. Sizi bencillikten, hırstan, harislikten alıkoyar. Sizi büyük balık küçük balığı yutar felsefesinden, insan insanın kurdudur ilkesinden alıkoyar. İnsan insanın dostudur halbuki. İnsan insanın kardeşidir. İnsan insanın hayırhahıdır. Müslüman Müslümanı aldatmaz. Müslüman Müslümana hile yapmaz. Müslüman Müslümanı kandırmaz. Müslüman Müslümanın malına, ırzına, canına, iffetine, izzetine halel getirmez. Çünkü Allah korkusu var. Allah'tan korkuyorsunuz. Yani benden size bir zararı ya da sizden bana bir zararı engelleyen şey sadece yasaların neticesinde alacağınız bir ceza değildir. Bunu çok umursamazsınız bile. Fıtratınızda var olan bir utanma duygusu haya imandandır derken Peygamber Efendimiz haya ile imanı bakın birlikte zikrediyor. Bir utanma duygunuz, haya duygunuz vardır. Bu Allah'ın sizin fıtratınıza koymuş olduğu bir otokontrol mekanizmasıdır adeta. Haya, ar, utanma. İnsanlığın peygamberlerden... Doğuştan sahip olduğumuz duygular değil mi bu? Edindiğimiz duygular değil bu. Tabii ki. İnsanlığın peygamberlerden öğrene geldiği tek şey utanmadıktan sonra dilediğini yap der Hazreti Peygamber'den gelen bir rivayette. Utanma duygusu insanlığın ortak otokontrol duygusudur. Ortak duygusudur. Belki de hayvanlardan ayrıştığımız veya hayvanlardan ayrıldığımız en önemli unsur. Evet. Ve diğer bir üçüncü husus, belki sözü, konuyu da çok uzatmamak, dağıtmamak adına, toparlamak adına aynı zamanda söyleyebiliriz. Allah korkusunun yanında Allah sevgisi, peygamber sevgisi, vatan sevgisi, bayrak sevgisi, millet sevgisi, aile sevgisi de bizim özgürlüğümüzü ortaya çıkaran ve özgünlüğümüzü sağlayan unsurlardır. Özgürlük, İsmet Özel'den ilham alacak olursak, öz ve gürleşme diye ayırır. Özümüz bizim insan olmaktır. Özümüz bizim bir yaratıcıya sahip olmaktır. Bir yaratanımız var bizim. Bu inanca sahibiz. Biz yaratılmış bir varlığız ve bizi yaratan bir daha mutlak bir varlık var. Buna da Allah diyoruz, Tanrı diyoruz, yaratıcı diyoruz. Ve bizim özümüzde var olan bir ailemiz var. Özümüzde var olan bir bayrağımız var. Özümüzde var olan bir vatanımız var. Toprağımız, suyumuz, havamız var. Bizi biz yapan şeyler bunlar. Biz bunlarla var oluyoruz. Tıpkı bu kamelyanın şu direklerin üstünde var olduğu gibi. Yani biz de bunlarla var oluyoruz. Peki bunu gürleştirmek, bu değerlere sahip çıkmak, bu değerleri yaşamak, yaşatmak, bu değerleri yaşanılır hale getirebilmek. Bizi de özgürleştiren unsurlar oluyor. Biz ailemizle özgürleşebiliriz. Biz vatanımızla özgürleşebiliriz. Biz bayrağımızla özgürleşebiliriz. Biz devletimizle özgürleşebiliriz. Biz birlikte kardeş olduğumuzla özgürleşebiliriz. Birbirimize güven duygusu da bir özgürlüğün işareti değil mi? Tabii ki. Yani biz birbirimizi seversek güvenimiz olur. Evet. Ailede birbirimize güvenmeyi öğreniriz. Aynı zamanda biz kitabımıza, peygamberimize, camimize, dinimize, diyanetimize sahip çıkarak, onlara sahip olarak, onları kullanarak, değerlendirerek, yaşayarak, yaşatarak özgür olabiliriz, özgürleşebiliriz, gürleşebiliriz. Ve bu sayede kaim olabiliriz, ayakta kalabiliriz, daim olabiliriz, muzaffer olabiliriz, muktedir olabiliriz. İktidar oluruz ama muktedir olamayız çoğu zaman hayatımızda. Çok gariptir değil mi bu? Evet. İktidarda olursun ama muktedir olabilmemiz için olursun. İşte bu. Ha, bunun yanında belki özgürlük demişken özgürlüğü yanlış da anlayabiliyoruz. Ne yazık ki bugün istediğini yapmak değil. İstatistikler bize evlilik oranlarımızın çok çok üstünde boşanma oranlarının gerçekleştiğini söylüyor.
Buradaki temel unsurlardan birisi de özgürlük adı altında ya da eşitlik adı altında yapılan ama buna sığınarak da ya da bunun tam aksi bir bahane ederek birbirine işte kadına şiddeti engellemek için özgürlük ve eşitlik, kadına işte istismarı engellemek için özgürlük ve eşitlik gibi bazı söylemler ortaya atılabiliyor. İnsanı özgür kılan, adil bir yaşamı elde etmesini sağlayan unsur, kendisine tanınan yasal ya da birilerinin sunduğu haklar ya da günü kotaran vaatler değildir. İnsanı insan yapan, insanı adilce bir yaşamın mimarı, müessiri yapan unsur iman ve ahlaktır. Biz insanlarda iman ve ahlakı sağlayamazsak, tesis edemezsek, öğretemezsek, bir mizaç, bir meziyet, bir ne diyelim karakter, huy haline dönüştüremezsek, hiçbir yasa, hiçbir yönetmelik, hiçbir mevzuat, hiçbir ceza, hiçbir vaat, hiçbir politika ve propaganda bize adil bir düzeni ve yaşanılabilir bir hayatı sunamaz. Siz konuşurken düşünmeye başladım da, iman ve ahlak dediniz. Evet. Bu hayatı güzelleştiren ve inşa etmede, evet, kendi üzerimizden, hı-hı, inşa etmekte bizi ferahlatan, karşı tarafa da güven veren. Evet. Bu da bir özgürlüğü getiriyor. Fakat imanı ve ahlakı bize kodlanmış olduğunu düşünürsek biz nasıl ortaya çıkaracağız? İman ve ahlak bize kodlanmadı, bize ezberletildi. Yüce Allah Kur'an-ı Azimuşşan'da galetli Arabu amennâ der. Arabilere, o köylü olanlara, şehre yeni gelmiş kişilere çok fazla kural, kanun, medeniyet, ilim, kültür, tefekkür görmemiş kişilere evet, iman ettik demesinler, teslim olduk desinler. Bu, İslam olduk sonra, demesinler. Yok, iman ettik i̇man demesinler, ettik demesin, İslam teslim olduk, olduk, İslam olduk desinler. Biz İslam'ı kabul ettik. Evet, İslam'ın varlığını, otoritesini, meşruiyetini kabul ettik. Bir binaya girdik ama binanın sahibi olmak için iman sahibi olmak. Bu iman süreç içerisinde elde edilen bir unsurdur. Daha önceki sohbetlerimizi hatırlarsınız. İman. Peki bunun özü bizde değil mi hocam? Fıtratınızda tevhide inanabilme, bu imanı kazanabilme potansiyeli var sizde. Var tabii, var. Ama imtihan dünyasında olduğumuz için Allah yine ehasiben nes en yutraku en yekule emenne ve hum la yuftenun buyuruyor. İnsanlar iman ettik deyip de İşin bittiğini mi zannediyor? Halbuki biz daha onları o iman ettik dedikleri şeylerle imtihan edeceğiz diyor. Doğru. Yani ben neye iman ettim? Kaza ve... Kazısını mı yapacağız biz? İş dünyamızda ben imanın iman kazısını ettim? Mı yapacağız? Ben peygambere iman ettim. Peygamberle imtihan edileceğim. Peygamberle nasıl imtihan edilirim ben? Peygamberin herhangi bir bana vereceği zararla mı? Yok. Hayır. Peygamberin bana getirdiği öğüt ve nasihatleri uygulayıp uygulamama da imtihandayım. Ya davranışları yerine ben kitaba iman ediyorum. Kitabımdaki okuduğum hükümlerle, o öğütlerle, nasihatlerle hareket edip etmemek de imtihandayım. Oku devreye giriyor. Allah'a iman ediyorum ben. Allah'a iman ettim demekle işim bitmiyor. Allah'a iman etmenin gereğiyle imtihan edileceğim. Bir tarafta Allah'a iman ettiysem Allah'ın haram dediği bir iş var. Bir taraftan da insanların ya sen özgürsün, sen cesursun, sen yapabilirsin, sen edebilirsin, sen de mi yapamayacaksın, herkes yaptı, sen niye yapamıyorsun, bak el alem ne der diye hareket mi edeceksin? Allah'a iman mı? Siz konuşurken şu geldi, trafik geldi. Trafikte trafik işaretlerine uygun hareket ederek, hız limitlerini aşmadan trafik işaretlerine uygun hareket ederek, herhalde din bunu getiriyor. Ama özgürlük de, hani bizi tanımlanan özgürlük de, ya araba senin değil mi? Yolda düzgün yol, bas gaza. Öyle gidersen kaza yapma ihtimalin çok fazla. İşte bu bir özgürlük değil. Bu, özgürlük değil. O serkeşlik zaman bu, diyoruz biz buna. Serserilik, aslında. Serserilik, serkeşlik. Evet. O yüzden gençlerimizin, genç kardeşlerimizin, yavrularımızın, genç evli çiftlerimizin, kardeşlerimizin izledikleri dizilerden, filmlerden, sosyal medyadan karşılaştıkları, maruz kaldıkları bu yanlış propagandalara, bu özgürlük, eşitlik gibi söylemlere dikkat etmeleri, uyanık olmaları gerekiyor. Bu konularda teyakkuzlu olunması gerekiyor. Özgürlük dediğimiz şey sınırsız duygu ve düşüncelerin yaşanılması değil. İnsan kendisini, insan bir sınırlı varlıktır
Ve insan aynı zamanda kendi yaşamını ve kendi arzu ve duygularını sınırlandırmasını bilmesi gereken ve sınırlandırmayı becerebilen bir varlıktır. Bunu yapması, bununla olgunluğa erişebilir. Evet, bugün canım şunu yapmak istiyor. Gönlümden, nefsimden, bedeni, o şehvetim, şehvet diyoruz ya biz buna, iştahım bunu istiyor. Ama bugün ben bunu yapmamalıyım. Bugün bunu yaparsam şöyle şöyle bana maddi ve manevi olumsuz sonuçları olur diyerek kendisini sınırlandıran bir varlık. Velhasılı Nizamettin Bey, burada söylemlere dikkat etmek gerekiyor. Kullandığımız sözcüklere dikkat etmek gerekiyor. Toparlayacak olursak, iman bize özgürlüğümüzü, özgünlüğümüzü kazandıran yegane unsurumuzdur. Kendi sınırlarını bilmek midir özgürlük? Kendi hak ve sorumluluklarını belli sınırlar. Özgürlüğü şimdi burada tek bir alanda, tek bir zeminde tanımlamak yanlış olur. Özgürlüğün hukukla alakalı kısmı var, ahlakla alakalı kısmı var. Sosyal hayattaki karşılığı farklı. Felsefi olarak, epistemolojik olarak bu özgürlüğün farklı açılımları var. Biz burada gündelik hayatta bildiğimiz anlamda özgürlük ya da hepimizin ilk akla gelen haddini bilmek desek belki o özgürlüğü tanımlar mı? Özgürlük insan olabilmek, insan kalabilmek, insanca gidebilmektir bu hayatta. Yani bir haddini bilmek gibi diyebiliriz. Bir de Seyyid Kutup'un yoldaki işaretler var ya, evet. Benim trafik oradan aklıma geldi. Evet. Yoldaki işaretlere uyalım. Aynen. Geçmeyelim onları. Onlar bizim için, kaza yapmamamız için. Evet. Yani özgürlük adına öyle gaza fazla basmayalım. İnsan yani bu imanın zıttı olduğunda ne olur? İnsan nefsinin esiri olur. Nefsi emmarenin esiri olur. Duygularının esiri olur. Arzu ve heveslerin gelip geçici duygularının mahkumu, mağduru olur. Bu programın sonunda şu: duygularının ve arzularının esiri olmuş insanların özgürlüklerini kaybetme ihtimali %100 mü? Özgür değiller zaten. Değiller. Esirler. Esir mi? Artık onların hayatlarına o arzuları yön veriyor. Kazanmak zorunda. Hep kazanmak zorunda. Hep o fenomenliğin uğruna bir şeyler yapmak zorunda. Hep koşmak zorunda. Hep güzel olmak zorunda. Hep güzel görünmek zorunda. Ama hep, zaman içinde çirkinleşecek. Hep şık olmak zorunda. Hep güzel giyinmek zorunda. Hep her gün yeni bir şey yapmak zorunda. Hep zorunda, bak bakın. Özgürlüğün zıttı. Zorunda, bir şeyin zorunda, mecbur bir şeyleri yapmaya. Özgürlükte yani zorunluluk yok mu? Sorumluluk var herhalde. Özgürlükte özgünlük vardır. Özgürlükte ben sorumluluk gördüm. Evet. Zorunluluk değil. Aynen. Kendi sorumluluğunu bilmek. Birinin zorlamasına gerek duymadan. Sırf istediği için, niyet. İmanda da işte ne vardır? İrade vardır. İradesi olmayanın imanı olmaz. İradeyi ortaya çıkarabilmek için önce bir karar vermeniz gerekiyor. Evet. Karar sahibi olmanız gerekiyor. O yüzden sizin imanınızın dikkate alınabilmesi için temyiz sahibi olmanız gerekiyor. Ehliyet sahibi olmanız gerekiyor. Hukuk, İslam hukuku da size bu ehliyeti, reşit olmayı ehliyet dedikleri, değil evet, mi? Sağlar. Hocam, diyelim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı yani cumalar diliyorum tam inşallah. Böyle netleştirilmiyor özgürlük. Çünkü kişilerin şahıslarına ait bazı alışkanlıkları da var. Alışkanlıklarla özgürlükler farklı bir konu. Yani farklı o da, o da bir değişik konusu. Değil mi? Benim özgürlük anlayışım şöyle dememeli. Aslında özgürlüğü bir tanımlamak lazım ama sınırları yok. Herkese evet. göre değişebilen, herkes kendi kafasına göre bir özgürlük tanımlıyor. Şöyle diyebiliriz. Kendi milli ve manevi değerleriyle var olabilen, var olabilmeye biz özgürlük diyoruz. Peki bu değerleri nasıl tespit edeceğiz? Nasıl ortaya çıkaracağız? O kadar deforme edilmiş ki. O da bir başka sohbetin konusu olur. O zaman da Kur'an'a mı yöneleceğiz? Tabii ki iman. Yine imana döneceğiz. Çünkü bize vatan sevgisini öğreten iman, bayrağımızı öğreten iman, şehitlik diyoruz değil mi? Bugünlerde de bakın ordumuz sınır dışında operasyonlar yapıyor. Evet. PKK'ya, PYD'ye, YPG'ye karşı. Yurt içinde de hala operasyonlar devam ediyor. Dolayısıyla bize bunu şehadet şerbeti diyoruz. İman bize kazandırıyor. Şehitlik, iman yoksa şehitliğin bir anlamı olabilir mi? Ve en beni etkileyen güzel ahlakı tamamlamaya gelen bir peygamber. Evet. Güzel ahlakı tamamladı da tamamlanmış güzel ahlakı biz yaşıyor muyuz? Örnek alabiliyor muyuz onun ahlakını? Evet. Mesele bu. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar diliyorum.
Evet, bir programın daha sonuna gelmedik. Bir başka programın başlangıç noktasındayız. Gündüz seyredenler için iyi günler, akşam seyredenler için iyi akşamlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ صَدَقَ اللَّهُ رَبُّنَا الْوَهَّابُ.